İşte dün itibariyle 2021 yılı ihracat rakamımız 2.225,2 milyar dolar idi ve bu aşıldı. 2022 için konulan hedef 250 milyar dolar ve bunu da Allah'ın izniyle aşıyoruz. Köylemiş küresel yönetim ve ekonomi sistemini yaşatmak için kendilerine kurban arayanlara inşallah 2023'te de aradıkları fırsatı sandıkta benim milletim vermeyecek. Ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü dönemi hariç herhangi bir bilgisi, tecrübesi, kabiliyeti olmayan CHP Genel Başkanı'nın devleti yönetme sorumluluğu nutuklara atması ise ayrı bir komedi olarak karşımıza çıkıyor. Bu zatın öncelikle ülkenin en büyük ikinci partisinin başında olmasının getirdiği sorumluluk bir yana, herhangi bir vatandaş olarak göstermesi gereken asgari hassasiyetin farkına varması gerekiyor. Bak, kağıthaneyi kağıt tepe diye ifade eden bir kişiden bu ülkeye cumhurbaşkanı olur mu? Şimdi söyleyeceklerim belki biraz ağır olacak ama emin olun hepsi de muhatabının sonuna kadar hak ettiği tespitlerdir. Madem sorumluluktan söz ediyoruz, öyleyse kendi devletini, bütçesini uyuşturucu parasıyla finanse etmekle suçlayan bir haysiyet fukarası sorumluluk lafını ağzına en son alacak kişidir. Kendi devletini borsasının yükselişi üzerinden hançerlemeyi siyaset sanan bir sefil sorumluluk ifadesinin yanına yaklaşamaz. Kendi devletini, ülkesini mafyaya teslim etmekte itham eden bir zavallı sorumluluk kavramının yanından, yöresinden bile geçemez. Yurt dışına gittiğinde ülkenin ve milletin hayrına tek bir görüşme yapmayıp ne kadar terör örgütü destekçisi, ne kadar Türkiye düşmanı varsa onların ekmeğine yağ sürüp gelen bir gafil sorumluluk lafıyla yan yana gelemez. Teröriste terörist, terör örgütüne terör örgütü deme cesareti olmayan, terör örgütü güdümündeki partiyi ülke yönetimine ortak etmeye çalışan bir namert sorumluluktan söz edemez. Ağzını eğer açtığında yolsuzluktan, hırsızlıktan, arsızlıktan, ahlaksızlıktan söz edip de kendi belediyelerindeki, parti teşkilatlarındaki kepazeliklere gözünü kapatan bir kifayetsiz sorumluluğun sesinin bile yanına yaklaşamaz. Devraldıkları belediyelerde bırakınız taş üstüne taş koymayı, yapılanları yaşatmayı, başlatılanları sürdürmeyi beceremediklerinden sorumluluk diyerek ortalıkta dolaşması kadar yüzsüzce bir tavır olamaz. Dünyada ülkesinde orman ve yeşil varlığını en çok artıran bir yönetime ağaç diyerek saldıranların aslında hangi alçak hesapların peşinde olduğunu gezi olaylarında görmüştük. Şimdi CHP'nin başındaki zat da ağaç diye gevelemeye başladığına göre
Demek ki bu nöbet kendisine geçti. Hele bir de dış politikadan söz etmesi yok mu? İşte tam da bu noktada insanın artık sözün bittiği yer diyesi geliyor. Bütün dünya Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşından Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluşuna kadar her alanda dış politikada elde ettiği başarıları konuşurken bu zatın dış politika diye eveleyip gevelemesi karşısında söylenecek her lafı israf olarak görüyoruz. Değerli kardeşlerim, Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmekten dahi aciz olan, kendisine böyle bir siyaset alanı açamamış bulunan bu zat, harcadığımız her nefesin fuzuli olduğunu elbette biliyoruz. Ama ola ki bu ezeyanlara kulak kabartanlar varsa, onların yüreklerini ferahlatmayı boynumuzun borcu olarak gördüğümüz için kendisini muhatap alıyoruz. Aynı şekilde haksız, hukuksuz, ahlaksız, pervasız bir şekilde itham ettiği öğretmeninden polisine, sağlıkçısından çiftçisine, muhtarından hakim savcısına kadar tüm kamu görevlilerinin sahipsiz olmadığını görmesi için kendisine cevap veriyoruz. Bay Kemal, ne bu polis, ne bu öğretmenler, ne bu sağlıkçılar, hiçbirisi sahipsiz değildir. Onların yanında ve arkasında biz varız, biz. Dışarıdan bakıp da Türkiye'de her türlü yalanın ve iftiranın dolaşıma sokulabileceği vehmine kapılanlar olabilir diye kendisine en ağır ifadelerle mukabele ediyoruz. Buna rağmen, madem ki bu zat her şeye rağmen ülkenin en büyük ikinci partisinin başındadır, umudumuzu tümden kaybetmek de istemiyoruz. Nitekim bu zatın siyasi hayatında ilk kez bir vizyon açıklamaya hazırlandığını ilan etmesinden memnuniyet duyduk. Bizim asıl yarışmak istediğimiz alan, asıl güreşmek istediğimiz minder, asıl tartılmak istediğimiz kantar işte burasıdır. Biz muhalefetle polemik siyasetinde değil, eser ve hizmet siyasetinde yarışmak istiyoruz. Biz muhalefetle mesaimizi sürekli onların yalanlarına cevap vererek değil, Türkiye 100 yılı vizyonumuzun benzeri gayretlerini konuşarak yürütmek istiyoruz. Bize ülkenin ve milletin hayrına programlarla, projelerle, iddialarla gelin, canımızı yiyin. Yeter ki artık bıkkınlık veren şu arsız, yüzsüz, yalan ve iftira üzerine kurulu tek parti devri bakiyesi siyaset üslubunuzdan vazgeçin. Yeter ki artık kısır siyasi çıkarlarınız, anlık hazlarınız için kendi ülkenize, kendi milletinize, kendi insanınıza ihanet derecesine varacak ifadelerden, tavırlardan uzak durun. Eğer muhalefet pozitif siyaset konusunda samimi ise işte buradan AK Parti grubundan Cumhur İttifakı adına söz veriyorum. Kendilerinin hiçbir eksiklerini yüzlerine vurmayacağız. Hiçbir zayıflıklarının üzerine gitmeyeceğiz. Hiçbir gaflarıyla dalga geçmeyeceğiz. Çünkü Türkiye eski devir kalıntısı siyaset tarzından artık çok yorulmuştur. Bilhassa gençlerimiz desteksiz atıp tutma, hiçbir şey söylemeden çok laf etme, sırf muhalefet etme adına inatla siyaha beyaz, beyaza siyah deme fanatizmine dayalı siyaseti kesinlikle istemiyor. Muhalefetin bu yeni siyaset tarzına ayak uydurması bizim de işimizi kolaylaştıracaktır.
bizi de rahatlatacaktır. Gelin hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için yapabileceklerimizi ortaya koyalım, vizyonlarımızı yarıştıralım, projelerimizi kapıştıralım. Eğer muhalefet liderleri de aynı delikanlılığı gösterebilecekse buyurun 2023'ü bir demokrasi şölenine çevirelim. Ama eski usulde devam etmeye kalkarlarsa da hiç kimse kusura bakmasın. Milletimizin geleceğini kimsenin şahsi ihtiraslarına, karanlık hesaplarına kurban etmeyiz. Şimdi bizde gül var. Ama bizde gürz de var. Kim hangisini isterse onunla karşısına çıkarız. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Seçimlerde İYİ Parti'den seçildiler ama şimdi Büyük AK Parti ailesine katılıyorlar. Huzurunuzda onları buraya davet ederken kendisine ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum efendim. Bu zorlu dönem içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı milli birlik beraberlik davetine icabet etmemek olmazdı. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Memlekete ve millete hizmet etmek için her zaman elinizdeyim efendim. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, katılımlar bitmedi efendim. Müsaade ederseniz şimdi de sırada Aydın Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Yardımcısı Mustafa Ertekin Bey var. Onu kürsüye davet ediyorum efendim. Hayırlı olsun efendim. Efendim ayrıca yüksek alkışlarınızla hayırlı olsun diyorum efendim.